Hocam iyi akşamlar. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ahmet hocamla beraber bir yayın yapıyoruz. Hocam maçı izleyebildin mi öncelikli olarak? Hayır, izleyemedim. İzleyemedin. Ben sana şöyle özetleyeyim o zaman. Bak şöyle başlıklar halinde söyleyeyim. Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Mert Hakan Yandaş maçın en iyilerinden birisiydi. 8.3, 8.5'luk falan bir ortalama ile oynadı. João Pedro sözlük anlamı keşke Samat'ta kalsaydı. Twitter'ında gördüm bunu. Penaltı kaçırdı. Twitter'da. Çok böyle güçsüz. Hocam güçsüz. Serdar Dursun gitti mesela onu teselli ediyor. Valencia, Joshua King ve Batshuayi'nin Fenerbahçe'de olmaması ligi üçüncü bitirmesi demek hocam. Ardından Zenitli taraftarlar gelmiş. Fenerbahçe taraftarı bir deprem zede yararına düzenlenen bir mücadelede ne olursa olsun karşı taraf ne kadar tahrik ederse etsin. Bu maçta kavga olmaz. Tribünler çok boştu. Ondan sonra hocam Bora Aydınlık diye bir futbolcu. Böyle bir adam olamaz, böyle bir çocuk olamaz. Allah nazardan esirgesin 17 yaşında. Yiğit Efe genç çocuk o da savunmada. Ahmet Nejat Aydın. Bu arada ben Ahmet Nejat deyince Ahmet Nejat geliyor aklıma. Ondan sonra çok genç isimlerle yola devam ediyor Jesus. Yani acaba diyorum hocam acaba Fenerbahçe teknik direktör Jesus'la bir 5 yıllık sözleşme imzalayıp Fenerbahçe'yi Benfica gibi, Porto gibi mi yapmak istiyor Ali Koç? Bana göre bu sene Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç istese bile Jesus kalmaz, kalamaz. Fenerbahçe şampiyon olursa Jesus kalma ihtimali yüksek ama mutlak kalır demiyorum. Mutlak kalır demiyorum. Bak aradaki fark bu. Galatasaray şampiyonluğu kaybederse maalesef üzülerek söylüyorum ki Okan Hoca gider. Galatasaray şampiyon olursa Okan Hoca devam eder. Fenerbahçe şampiyon olamazsa Jesus kesin gider. Fenerbahçe şampiyon olursa Jesus kalabilir, kesin kalır diyemiyorum. Jesus'tan kaynaklanır. Ben gidiyorum der. Huysuz ihtiyar olur. Çok kaprisiyöz bir adam bu adam. Çok, evet evet çok. Kaprisli, gizli bir ego var. Gizli bir kendini beğenmişlik. Gizli bir insanları küçük görme. Gizli bir kendini çok böyle büyük zannetme var. Gizlemiş bunları ama ben bunların hepsini kapıyorum. Hocam George Jesus'a Abdülkerim Durmaz diyebilir miyiz? Hayır canım Abdülkerim Durmaz adamdır, şeydir, Hayır samimi, hocam Jesus sıcaktır. adam değil midir? Ha Jesus evet da ben onu bilemedim. adamdır. Onu demedim. Abdülkerim Durmaz samimi bir adamdır. Kimi Jesus gücün samimi yoksa değil mi Abdülkerim'dir. hocam? Efendim? Jesus samimi değil mi? Değil. Samimiyetsiz bence. Peki. Hocam bak Fenerbahçe nasıl çıktı biliyor musun? İrfan Can Eğribayat'a bir tavsiyem var. İrfan çık abicim bence git Fenerbahçe'den yedek kalecisi. Çünkü kapasiteli bir kaleci ama birinci kaleci olamaz. Yazık olur yedek kalırsa sıkıntı olur. Kalmaması lazım. Yani Türk futbolu bir kaleci kaybeder. Ben olsam giderim. Yani giderim bir Anadolu kulübünde top oynarım hocam. İkinci kaleci alması lazım Fenerbahçe'nin. Ama İrfan belki de İrfan Can diyor ki, kaleci İrfan Can, ben Anadolu'da oynayacağımı Fenerbahçe'nin yedek kalecisi olmaya razıyım da ya diyebilir kariyeri için. ama öyle bir isim de değil ki hocam ya. Hocam bu arada Yiğit Efe, Henrique, Gustavo Henrique ve Serdar Aziz. Orta alanda Ahmet Nejat, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Jinho. Hocam yeni neydi? Allah Allah. Neydi bizim çocuğun adı? Kim Minjesi? Nazım, Serdar Dursun, João Pedro. Fenerbahçe'nin 11'i bu şekildeydi. Orta alanda Kardeşim. Ahmet Nejat, Jinho, Yiğit Kardeşim sen Efe. neyle beğeniyorsun? Bu maçlar ölçü olmaz. Zenit'i Fenerbahçe 5-0 yenseydi ölçü olmaz. 5-0 Olmaz. yenseydi ölçü olmaz. Fenerbahçe Olmaz. için en sıkıntılı dönem bundan sonra başlıyor niye? Valencia'nın sakatlığı Fenerbahçe için en büyük handikap. Valencia'nın sakatlığı ki basından duyuyoruz. 4-5 hafta oynayamayacakmış. Sonra da toparlaması birkaç hafta alabilir. Valencia'nın sakatlığı Fenerbahçe için korkunç, büyük handikap. Mustafa Demirel teşekkürler. Boz teşekkür ederim kardeşim. Devam ediyor. Burada bütün iş Serdar Dursun. Serdar Dursun bir patlama yaparsa 3-4 maç. 3-4 maç patlama yaparsa Fenerbahçe'yi taşır. Yoksa Fenerbahçe'yi sıkıntılı bir hafta veya bir ay bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ahmet Çakar açıkladı. Golcüsü ne belli. Bunu benim açıklamama gerek yok. Belli zaten. Mal ortada. Hocam
Serdar Dursun'a çok güveniyorsun. Dün de söylemiştin aynısını. Güvenmiyorum. Hayır, güvenmiyorum. Ne diyorsun? Serdar Dursun iyi çocuk, hoş çocuk da güvenmeyi futbolcu anlamında bir Valencia kadar olamaz. Keşke olsa. Valencia'nın %70'ini yapsa 4-5 haftayı taşır. Valencia'nın %70'ini yapsa 4-5 hafta taşır. Değil mi Ertem? Aynen. Valencia hocam, bu adam olmazsa Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırır. Bak, bu çocuk olmazsa Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırır. Bazı yorumlar var, bana çok çirkin geliyor. Valencia bilerek oynamıyor falan diye. Çok saçma. Bence çok Ya saçma. adam sakat sakat o gün devam etti ya. Sakat Değil yani, sakat. öyle bir şey yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Valencia Fenerbahçe'nin en etkili ismidir. Onu söyleyelim. Şimdi tabii bu arada Semih Şentürk'le konuştum hocam. Semih Hoca diyor ki bizzat söyledim. Hocam söyleyebilir miyim söylediklerini? Bu arada sana çok selam söyledi. Sağ Hocama olsun. çok selam söyledi. Bireysel forvet olarak çalıştım kendisine dedi, Bora ile ilgili olarak. Dikine oynamayı çok seviyor. Yere sağlam basıyor. Şutları çok iyi. A takıma adapte olacak. A takıma yükselebilecek bir oyuncu. Zaten yükselmesini bekliyorum dedi. Bizzat ilgileniyormuş hocam kendisiyle. Semih Hoca bizzat ilgileniyor. Hocam İrfan Can Kahveci'nin yapamadığını bir sezon boyunca Bora 15 dakikada yaptı. Yorumlar bu şekilde genelde. Kardeşim, tekrar söylüyorum. Hiçbir oyuncu çok sıra dışı değilse bir maçta kendini belli etmez. Bak Arda Güler tipinde bir adam, Messi tipinde bir adam, genç Mesut Özil tipinde bir adam bir maçta çok önemli ışıklar verebilir. Ama bu oyuncuların binde biridir. Gerisi, binde 999'u tek maçta ölçü olmaz. Kötülük için ölçü olur. Ya bundan topçu olmaz. Bunun ölçüsü olur. Çok büyük dünya çapında star değilsen, çok özel yetenekliysen bu da binde birdir. Binde bir. Bir maçta belli olmaz. Evet. Hocam, şunu söyleyeceğim. Çok net bir soru soruyorum. João Pedro mu, Samatta mı? Sen olsaydın hangisinin kalmasını isterdin? Hangisini tercih edersin? Pedro. Neden? Bir şey yapmıyor ki hocam. Penaltı kaçırdı bugün yine. Samatta ne yaptı? Şu anda nerede Samatta? Hocam Samatta'yı falan nerede olduğunu boş ver. João Pedro nerede? Penaltı kaçırıyor, giriyor. Pedro kötü Yok. oynadı ama sakatlıktan döndü. Fena bir dakika, bir Ya. oyuncunun penaltı kaçırması asla olumsuz bir gösterge değildir. Peki. Bugün Dünya Kupası finalinde Baggio kaçırdı Roberto penaltı. Dünya Kupası Baggio. bitti. Dünya Kupası Ya. bitti. Ya. Şampiyonluk gitti. Hocam. Efendim. Jin Ho diye bir futbolcu var orta sahada. Hocam çok böyle, ya bu Fenerbahçe gerçekten çok güzel futbolcular buldu. Bak Kim hocam, o? Kimmiş oyuncu? bunların hepsi Ali Koç'a yazar. Kim o? Orta sahada rakibi ısırıyor hocam. Çok değişik bir oyuncu. Nazım Sangare ile Crespo'nun ortasında oynuyor. Hocam kendisini Nereli? nasıl... Nereli? Güney Kore. Ha, genç çocuk. Tabii. E hadi bakalım. Ondan da Kim Jong Il çıksın. Bir tane daha öyle bir Kim adam. Minje. J çıksın. Evet. Şimdi bir dakika, sorulara da bakalım bir yandan. Açık açık söylüyorum, çok net söylüyorum. Bunların hepsi Ali Koç'a yazar. Yani siz nasıl diyorsunuz ki kötüler Ali Koç'a yazar? Ben de diyorum ki iyi de Ali Koç'a yazar. Ali Başkan'a yazar. Kardeş, Hocam. Fenerbahçe şampiyon olmazsa Ali Koç'a hiçbir şey yazmaz. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse Ali Koç'a hiçbir şey yazmaz. Bu kadar basit. Maçın reytinglerini söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş 8.9, Crespo 7.3. Serdar Dursun 7.3, işte kaleci İrfan Can 5.7. Kötü. Yani kötü. Onu söyledi. Bora iyi oynadı. Bora çok iyiydi. Hocam şimdi gelelim, yeni bir nur topu gibi bir sorunumuz oldu. Şimdi bazıları bunu konuşmuyorlar ama ben gündeme taşıyacağım tabii. Şimdi 4 Ocak 2023'e gidelim hocam. 4 Ocak 2023'te Okan Buruk'un yaptığı bir açıklama vardı. Fenerbahçe bizden hep önce oynadığı için nokta 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 işte biz kendimizi sıkıntıda hissediyoruz gibi bir açıklama yapmıştı 4 Ocak 2023'te. 4 Ocak tarihine kadar da Galatasaray 9 maçını Fenerbahçe'den önce oynamıştı. Fenerbahçe ise 5. Fenerbahçe bizden hep önce oynadığı için dedi böyle. Şimdi hocam bugün fikstür belli oldu. Tamam mı? Galatasaray Adana Demirspor'la cumartesi günü oynayacak 27. hafta. Pazar günü Fenerbahçe Beşiktaş oynuyor. 28. hafta Galatasaray bay geçiyor. Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında. 29. hafta yine cuma günü Galatasaray Kayserispor'la oynayacak. Fenerbahçe cumartesi günü oynayacak. Sonra 30. hafta
Alanyaspor Galatasaray'la oynayacak salı günü, hafta içi sıkıştırılmış fikstür. Çarşamba Fenerbahçe Başakşehir'le oynayacak deplasmanda. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe diyor ki bu bizim aleyhimiz oluyor. Yani Fenerbahçeli bazı yorumcular diyorlar ki bu bizim yorum, bizim psikolojik olarak geride kalmamıza sebep oluyor. Bu konuda ne diyorsun hocam? Galatasaray'ın önce oynaması avantaj mı, dezavantaj mı? Tahsen, ben Fenerbahçeli oyuncu olsam, Fenerbahçe camiasının bir ferdi olsam, Galatasaray benden önce oynasın. Ola ki puan kaybederlerse maça motive çıkarım. Bak, şimdi bu hafta, yani ilk takip eden hafta, Galatasaray Adana Demirspor. Doğru mu, İstanbul'da? Evet. Evet. Adana Demirspor çok iyi takım. Evet. Galatasaray puan kaybettiği an Fenerbahçe Beşiktaş maçına Fenerbahçe inanılmaz motive çıkar. Galatasaray Adana Demirspor'u yense Fenerbahçe motive olmadan çıkmaz ki. Ben olsam Fenerbahçe'nin yerinde sonradan oynamak isterim. Öyle mi? Tabii, ben olsam öyle isterim psikolojik olarak. Fenerbahçe'den sonradan oynaması daha iyi yani. Tabii. Ben Peki Fener, yani bu benim düşüncem. Benim hocam, psikolojik yaklaşımım. Beşiktaş'ı niye hiç bu hesaba katmıyorlar? Neyi? Beşiktaş neden bu hesaba katılmıyor hiç? Abi Beşiktaş şu anda işte haklı olarak puan derdinde, neyin derdinde? Gaziantep Spor'la Hatay Spor'un 51-48 kullanması derdinde ki öyle olduğu vakit Beşiktaş otomatik potaya giriyor. 51-48-48 diye potaya giriyor. Fakat bu dakikadan sonra Futbol Federasyonu'nun ben tükürdüğünü yalayacağını düşünmüyorum. Ancak UEFA'dan bir talimat gelirse uymak zorundalar. Ha, UEFA'dan böyle bir talimat gelir mi? Gelmez. Çünkü UEFA'nın böyle bir kuralı yok. Sadece tavsiyesi var. Tavsiye demek ister uyarsın ister uymazsın demek. Doğru. Bu, mutlak uymalısın demektir. Fenerbahçe bu sezon sadece 7 maçını Galatasaray'dan önce oynamış. Galatasaray ise 15 maçını Fenerbahçe'den oynamış. Yani 33. haftaya kadar fikstürde 33. haftaya kadar Galatasaray 4 maçını şimdi Fenerbahçe'den önce oynayacak. Fenerbahçe ise 1 maçını. Futbol Federasyonu'nda düşen görev şu. Hepsinin Avrupa'sı bitti. Fener'in de Avrupa'sı bitti. Bunları böyle karma yapıp oynatacaksın. Bir hafta Cuma Beşiktaş, öbür hafta Cuma Galatasaray, öbür hafta Cuma Fener gibi değiştire değiştire oynatacaksın. Zaten son iki hafta şampiyonluğu ve düşmeyi ilgilendiren maçlar aynı saatte başlayacak. Aynı gün aynı saatte. Hocam bu arada Türkiye Futbol Federasyonu güzel bir şey yaptı. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Maçları 20-30'a aldı. Neden diyeceksiniz? Ramazan diye. Hocam tamam. Bu çocuk olmazsa, Valencia olmazsa Fenerbahçe büyük sıkıntı yaşar. Aynı fikir. Derbide João Pedro olursa, bak açık söylüyorum, geçmiş olsun Fenerbahçe'ye. Ne yapacağım? Kim oynayacak? João Pedro olursa. João Pedro olursa. Kim yetişecek? Ha, ya da şu var hocam. João Pedro patlama maçı Beşiktaş maçı olacak belki de. Şimdi eğer Valencia dönemezse ki çok zor görünüyor. Batshuayi dönemezse ki zor görünüyor. Ya Serdar'la ya da Pedro'yla başlayacaksın. Ben olsam yine Pedro'yla başlarım. Beşiktaş maçında. Evet. Beşiktaş maçında Pedro ile başlarım dedin. Bir yandan da notlar alıyorum da hocam, bunlar önemli. Bak benim için çok haber önemli. Geldi. Jesus'a bir maç ceza. Emre Belözoğlu'na iki maç ceza diye haber geldi. Nasıl değerlendiriyorsun? Bir dakika. Jesus'a bir maç gelmesi. Ya bir daha söylüyorum. Yani çok enteresan bir şekilde. Ben söylüyorum Jesus'a. Jesus'un neden atıldığını, Jesus'a neden ceza verildiğini. Yani bu kadar kolay olmamalı ya. Gerçekten bu kadar kolay olmamalı. Yani bu kadar kolay olmamalı. Adam bir kere taç çizgisinin içine girdi. Taç çizgisinin içine girdi diye, kenardan hareket yaptı diye oyundan atıldı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok hocam. Hayır. Jesus hocam bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle doğru, zira. Birileri intikam aldı hocam. Çok abartılı öfkesi. Çok abartılı bir reaksiyonu, çok abartılı hareketleri vardır. Saygısız ve kaba. Kabul edilemez, kırmızı kart doğru. Hocam bunu Türkiye'de yapmayan teknik direktör var mı? Bir maça lafım yok. Bunu Türkiye'de yapmayan teknik direktör var mı? Onur X'e soralım. Onur X cevap versin. Ben o gün maçı seyrettim. Sen de seyrettin. Jesus'un hareketleri çok sıra dışı, abartılı. Hocam sen Sevilla maçında da ben sana söyledim. Sevilla maçında Sampaoli'nin yaptığı neredeyse orta sahaya kadar gelecekti. Tek bir uyarı almadı. Örnek olmaz. Ama hep empatiyi ben böyle yaparım. Ben sahada olsam ne yapardım derim.
Kendime öyle sorarım. Jesu ben de atardım. Peki. Ben de diyorum ki Sevilla dernekle atardım. Ben de diyorum ki Sevilla maçından sonra basın toplantısında yaptığı işte bu ligde şaibe var, masada oynanıyor falan demesinden dolayı birileri intikam almış olabilir. İnanmıyorum. Herkes dedi be kardeşim. Bu kadar basit atılmamalı ya. Bu kadar olmamalı hocam. Futbol oynuyorsun. Tabii ki kenarda sinirlenecek teknik direktör. Çat işte ben Jesus'u attım. Kimdi hocam maçın hakemi? Ha? Ete kalkamadı. Heh. Bugün sevgili Süleyman abi, Süleyman Rodop'un haberi. Emek hırsızlığı yapmayalım. 5.9 puan almış Mete Kalkavan ve bir süre maç alamayacakmış. Doğru mudur sence? Kaç not aldığını bilmem ama bir süre maç almaması doğru karar. En az 4 hafta falan maç almaması gerekir. 4-6 hafta. Hakikaten hayatının en kötü maçını yönetti Mete. Sen zaten söyledin hocam. Evet. Sen zaten söylemiştin, siz söylediniz. Bu arada Ankara Gücü Tolunay Kafkas'la anlaştı. 3 hafta veriyorum. 3 hafta. 3 hafta ne veriyorum. Için? Ne için 3 hafta? Ne için? Tolunay Hoca için 3 hafta veriyorum. Maksimum 3 hafta sonra Tolunay Hoca'ya bay bay derler. Ben zaten... Anlaşamazlar. Neden biliyor musun hocam? Tolunay Hoca'yı çok severim bak. İnanılmaz akıllı, okur, çok böyle düzenli bir adamdır. Dürüst. Ve adamı sinir hastası yapmış bu hayat. Onun için yüzü gülmüyor. Bak ben sevdiğim için söylüyorum. Onun penceresinden bakıyorum. Kardeş ben Tolunay'ın çocukluğunu bilirim. Tolunay futbolcu. Çok severim. Dürüst ama sinirli bir çocuktu. Çok severim. 60'ına geldi, 50'sine geldi. Hala aynı siniri var ama çok iyi ve dürüst bir insan. Hocam adamın sakalına kadar takmışlar bugün. Diyorlar ki niye böyle sakal bıraktın? Sana ne ya? Allah Allah. Sana ne kardeşim? Seni niye ilgilendiriyor? Bunların hiçbirini kafaya takmayacaksın. Mesela bana güler geçerim. Niye saçların az saçın beyaz filan deseler. Güler geçerim. Hocam, Ankara Gücü Kulüp Başkanı Sayın Faruk Koca diyor ki, işin adil olması gerekir. Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Hatayspor ve Gaziantepspor'un ikinci yarı oynanan bütün maçlarının hepsinin 3-0 hükmen mağlup sayılmasının gerektiğini düşünüyorum ve Beşiktaş haklı buluyor. Tüm maçlarının 3-0 mağlup sayılmasını. Dediğine çıkıyor. Yani demek bu... Ankara Gücü'ne yarayan bir durum var orada. Bu kadar basit. Yani. Menfaat. Ya peki hocam. Peki hocam şunu soracağım sana. Nasıl bir iş bu hocam ya? Dün biz bir tane bir hakemi söylüyoruz. İsmini söyleme lütfen. Ne olur söyleme. Karşımıza hukuk çıkmasın. Daha araştırıyoruz onu. O hakem mutlaka izlemiştir bizim yayınımızı. Bir kişi de bugün bana çıkıp da ya bunu ne demek istedin? Hangi hakem falan demedi ya. Demedi yani. Demezler. Çünkü o zaman ne oluyor? Problem yaratıyor. Ben MHK ile görüşmem. Ama onlar da belki bunu duymuşlarsa gereğini yaparlar. Doğru mu? Bir tane hakem var. Sevgili izleyicilerimize söyleyelim. Çok uğurlu gelen bir hakem. Bir tane bir hakem var. O hakem 3 büyüklerden birinin maçını yönetecek. Aynı gün çıkıyor. 3 büyüklerden birinin yöneticisinin arabasıyla maça gidiyor maçı yönetmeye. Bu normal değil ya. Vallahi değil ya. Aynı fikirdeyim. Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Hocam bu arada Lahoz'un tapeleri çıktı ortaya. Ne tapesi? Lahoz'a bazı şeyler söylenmiş falan böyle Barcelona kulübü tarafından galiba. Bir şeyler çıktı ortaya. Biraz karışık ortalık İspanya'da. Lahoz zaten sen söyledin. Bak çok büyük adamsın. Tabii. Telefon. Patladı. Ve Dünya Kupası'nda şu anda incelemeye başlamışlar. Bazı yerlerde yazıyor İtalyan sitelerinde. Neler söylüyor Lahoz? Barcelona kulübü arıyor hocam bunu. Şey yapıyorlar böyle bir direktif veriyorlar ama Lahoz'un tam konuşmaları yok. Ama konuşmalar tapeler var. Bir dakika abi anlayamadım ya. Hiçbir kulüp bir hakemi arayıp da direktif veremez yavrum. Veremez tabii hocam da işte İspanya çalkalanıyor şu anda. Hocam bu adamlar güç zehirlenmesi mi yaşıyor? Alevciğim teşekkür ederim. Oğlum insan faktörü her yerde insan faktörü. Böyle yerlerde paralar dönüyor. Zaten Lahoz'ta ben hissettim. Rahat değil. Dünya Kupası'nda hissettin hem de. Arjantin-Hollanda maçında hayatının en kötü maçını yönetti. İnanılmaz. Ya, Lahoz bir de bizim Trabzon'un maçını yönetti Basel'de. Orada da tabii. Basel'de de Mateo Lahoz çok kötü. Çok kötüydü hocam. Çok kötüydü. Hocam çok açık net bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Bir şey söyleyeceğim. Açık söyleyeceğim. Bak herkes yazıyor şu anda. Herkes konuşuyor. Bugün herkes
fikstürden yana konuşaraktan ilerliyorlar. Altta bile yazmaya başladılar kim şampiyon olur diye. Bak çoğu kişi Fenerbahçe diyor. Niye? Bilmiyorum. Niye Fenerbahçe? Bak, ben %100'le konuşurum. Şu an için %70 Galatasaray, %30 Fenerbahçe şanslı. Valencia sakatlanmamış olsaydı %58'e 42 derdi. Valencia çok önemli bir silahtır Fenerbahçe için. Galatasaray'da kim sakatlanırsa sakatlansın. Buna Icardi dahil. Belki biraz Muslera. Yani belki birazcık Muslera oynadı. Valencia'nın sakatlık etkisini göstermez. Muslera belki. Muslera. Bu arada bir şey anlatmak istiyorum. Bir Galatasaraylı yöneticiyle konuştum ki bu olay patladığı için artık söylüyorum. Garbi'ydi galiba, menajer Garbi, bu Zaniolo'nun menajeri. Zaniolo'nun menajeri dedi ki, açıklama yaptı. Fenerbahçe ile görüştü benim futbolcum dedi. Yani Zaniolo görüştü, Fenerbahçe istedi dedi. İnanmıyordu Galatasaray, Fenerbahçe medyası. Ama net bir şekilde bugün haberde patlayınca ben de söyleyebilirim. Söylememek için söz vermiştim. Bir Galatasaraylı yönetici bana dedi ki elimde Sayın Ali Koç'la Zaniolo'nun görüşmesinin mesajlaşmaları işte her şeyi var. Bu arada FaceTime yapıyorlar. FaceTime'dan soruyor Ali Başkan. Zaniolo'yla görüşüyor. Yani sonra Fenerbahçeliler çıktılar dediler ki ya sakat falan filan adam sakat değil. Hocam niye bu olaylarda mesela şimdi bir menajer çıkar da bak ben burada Fenerbahçe'yi demiyorum. Görüşebilir de Ali Koç bu arada. Kimse ilgilendirmez. Alamayabilir. Olabilir. Ama niye çıkıp bir menajer taraf olur? Menajer müşteri kızıştırıyor. Hırslandırıyor Fener'i. Bak menajerler Türkiye'nin en tehlikeli, dünyanın en tehlikeli adamlarıdır. Menajerler. Tamam mı kardeşim? Kendilerini düşünürler, kendilerinin kazandığı parayı halata düşünürler. Bunu arttırmak için oyuncuyu kızıştırırlar, kulüpleri birbirine düşürürler, basını kullanırlar, basına rüşvet verirler, medyacılara. Vardır böyle şeyler. Yani hocam ama bu yani bu biz tuhaf bir yere doğru gidiyoruz artık ya. Gerçekten tuhaf bir tarafa doğru gidiyoruz. Yani Ya insan bir dakika ya kardeşim, Barcelona madem şike işine girmiş, sen niye Barcelona forması eşofmanı ile oturuyorsun? Çıkart o eşofmanı. çıkartmam hocam Ama seviyorum. Barcelona şikeci takım, sen diyorsun. Hayır hocam bak konuşmalar patladı diyorum. Ben Barcelona şikeci takım demedim. Bir konuşmalar patladı dedim. Ben bak hocam Barcelona'ya şikeci denir mi ya? Barcelona niye şikeci takım olsun ya? Yadım sen Barcelona idarecileriyle hakemin konuşmalarını. Arkadaşlar şu haberi bir yazar mısınız? Konuşmaların metnini yazar mısınız? Lahoz'la Barcelona olayını falan. Hocam ne alakası var ya? Yani futbolcuların ne günahı var hocam? Ha? Fark Xavi, etmez. teknik direktör Zaten futbolcu Xavi'nin ne? yapmaz, idareci yapar şikeyi. Ya yaparsa yapsın hocam. Sahada hiç futbolcuya bakarım ben hocam. Bana ne? Bakalım bir ispatlansın, Barcelona'yı düşürüyorlar mı, düşürmüyorlar mı? Düşürsünler. Barcelona bu hocam. Hiç. Jesus'a bir maç ceza evet doğru. Jesus bir maç, evet. Emre Belözoğlu iki maç. Hocam. Yine bir şey daha var. Ne? Şimdi bugün Oğuz Tongsır abinin Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsır abi şahane bir metin yazmış. Böyle hani eskiden askeriye böyle bir genelkurmaydan bir şey gelir mi? Gelir diye hocam böyle. Hani bir açıklama yapardı işte genelkurmay başkanı çıkardı bir şey konuşurdu böyle. Herkes tir tir titrerdi böyle ne olacak diye böyle. Allah korusun. Yani askeri irade belli bir noktaya kadar olmalı. Belli bir noktadan sonra egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hocam dediği şey şu Oğuz abinin. Buradan bütün gazetecileri uyarıyorum. Mesleğinize geri dönün. Kulüp Haklı. holiganlığı yapmayın. Haklı. Mesleğinize geri Tetikçilik haklı. muhteşem. Oğuz haklı. Tetikçilik yapmayın. Kulüp holiganlığı yapmayın. Gazetecinin görevi bir takımı kayıtsız şartsız desteklemek, kollamak değildir. Bunu Fener için de söylüyorum, Galatasaray için de, Beşiktaş için de. Şahane. Şahane hocam. Şahane bir açıklamaydı. Yani bu arada gerçekten şu anda medyada ben şunu söyleyeceğim. Son haftalara doğru bence bazı gazeteci arkadaşlarımız lütfen birazcık böyle sussunlar. Birazcık susmaları lazım. Sevdiğim için söylüyorum onları ne olur. Allah korusun yani.
Hocam bir şey söyleyeyim mi? Önümüzde çok tuhaf bir buçuk ay var. Aynı fikirdeyim. Hem siyaset hem spor. Futbol, evet. Yani futbol ve siyaset iki tarafta mesela Allah'a yani Allah şu iki taraftan da böyle sağ salim rahat bir şekilde çıkmayı nasip etsin. Yani en ufak bir şey olmasın. Çünkü olay kötüye gidiyor hocam. Yazılanlar, çizilenleri görüyorum. Çok sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Yani imkansızı başarıyoruz ya. Hem futbolu hem siyaseti. Şu anda Twitter'da sürekli kavga. O ona laf atıyor, ona laf atıyor. Bir bakıyorum Tayyip Bey'e laf atılıyor. Bir bakıyorum Kemal Bey'e laf atılıyor. Bir bakılıyor, bir bakıyorum Muharrem Bey'e tweet atılıyor. Laf atılıyor. Bir bakıyorum Ali Koç'a tweet atılıyor. Bir bakıyorum Dursun Bey'e laf atılıyor. Ya herkes birbiriyle bu kadar kavga eder mi ya hocam? Hocam bugün Ramazan'ın ilk günü. Bu Haklısın. kadar böyle hocam bak futbol ve siyaset. Hocam soru şu. Lütfen bu konuda çok ciddi bir yorum yapmanı rica ediyorum. Ve herkes de yazsın lütfen. Türkiye'de hangisi daha tehlikeli? Futbol mu siyaset mi? Aa, ikisi de, yani ne tehlikeli mi? Tehlikeli. İkisi de tehlikeli. İkisi de tehlikeli. Biraz açar mısın? Neden ikisi de tehlikeli? Futbolda biliyorsun holiganizm var, olaylar var, şu var, bu siyasette de adam ölüyor. Adam öldürüyor. Peki, ikisinde de söylediğinden dolayı saçma sapan şekilde eleştiriliyorsun, yerden yere vuruluyorsun. Ama normal Türkiye'de futbolda çok gündemde. Hocam, Şu anda siyasette çok gündemde Ertan. senin uluslararası dostlukların da var. Hani ilişkilerin de var mesela eski hakemler şudur budur. Medyayı da takip ediyorsun. Çocukların mesela Amerika Birleşik Devletleri falan Türkiye. Bak şunu soracağım. Acaba Fransa'da şöyle midir ya da Amerika'da? Bir ne bileyim Los Angeles'ı destekliyorsun. Los Angeles'ı destekliyorsun. Bir yandan da Trump'ı destekliyorsun. En kötü sensin. Böyle bir şey var mı? Pek yok. Yani ben burada mesela Zannetmiyorum bu kadar hakim olsun. hocam bak ben mesela siyasetle ilgili tweet atmamaya Evet. yeminliyim. Yeminliyim. Ama siyasetle ilgili bir tweet atsam ortalık birbirine girer. Ama muhalif kesimden birisi tweet atsa o dünyanın en medeni insanı. Ben Fenerbahçe Liverpool karşılaşsa bak Fenerbahçe Zenit maçı ile ilgili olarak söylüyorum. Bu benimle ilgili değil. Atıyorum Serdar Ali Çelikler de öyle hocam. Çocuk adam bir yorum yapıyor. Bir şey söylüyor. Millet telefonunu falan arıyor ya Serdar Ali Çelikler'in hocam. Bu nasıl bir rezillik ya? Nereye gidiyoruz biz hocam? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Rahat Nasıl ol ya. olmaz? Nasıl olmaz? Beyaz futbol izleyicilerine teşekkür edelim. Hocam etmeyelim. Bir dakika dur. Rica ediyorum senden. Bak bu çok ciddi bir olay. Bak ben sana söyleyeyim mi hocam? Depremden 2 gün önce, 3 gün önce biz bunları konuşuyorduk. Aman diyorduk, aman diyorduk, Allah korusun diyorduk. Deprem oldu. Acılarımızı yaşamaya başladık. Hocam deprem bitti. Dedik ki sezon sonuna kadar ne futbol konuşulur ne bir şey hatta. Acaba program yapmasak mı ligler bitse mi dedik. Acaba program yapsak millet bir şey der mi dedik. Oho bizim acılarımız var ya hocam. 3 puana kadarmış Her bak şey bizim unutuldu. acılarımız. Her şey unutuldu maalesef. Şampiyonluk Deprem, kupasına kadar. Maraş depremi, Hatay depremi unutuldu. Yerini siyaset aldı, futbol aldı. Maalesef. Ya bu arada şunu söyleyeceğim. Fulya kardeşimiz. Fulya kim? Var ya CNN Türk'te Fulya. Ha, Esmer kız, evet. Fulya kardeşimize İsmail Saymaz abinin yazdığından dolayı yola çıkıyorum böyle. AK Parti milletvekilliği teklifinde bulunmuş. Allah millet neler neler yazıyor. Ya kardeşim Gökhan Zan'a milletvekilliği teklifi geldi ya. Hocam Fulya Öztürk. Fulya sonuçta kız gazeteci. O bölgeyi hani gazetecilik bir okumuş etmiş falan. Tam Gökhan da okumuş. Gökhan da kültürlü bir kardeşimiz. Gökhan da aynı şekilde. Ama yani hocam Gökhan neyse ya. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede futbol ve siyaset konuşulmuyor işte. Konuşulmuyor. Konuşamıyorsun. Konuşamıyorsun hocam. Hikmet Karaman'ın yaptığını biliyor musun? Ne yapmış? İbrahim Üzülmez'in arkasından iş çevirmiş. Eyüp Başkan'ına gitmiş. İbrahim'i gönderin ben geleyim demiş. Demez öyle bir şey ya. Vallahi diyorum. Bak hocam ben Sor İbrahim'e.
Ben Murat Başkan'la konuştum. Sonra Tamam. Murat Başkan'la konuştum. Murat Başkan'a dedim ki başkanım takım kötü gidiyordu ya İpspor'da bir ara böyle 3 hafta 4 hafta kazanamıyorlardı falan bundan 2-3 hafta önce. Dedim başkanım nedir durum? Ya dedi bırakır mıyız dedi ya. Ben dedi şartlar ne olursa olsun başladığım adamı bırakmam dedi. Bak bunu bizzat bana söyledi. Murat Başkan dik duruşlu bir adamdır. Hikmet Hoca niye böyle bir şey söylüyor ki yani dememiştir sanmıyorum. evladım sorsana İbrahim üzülmesi. Evet Beşiktaş futbolcusu, Fenerbahçe futbolcusu Alpay Özalan da milletvekiliydi. Bunlar yanlış. Ben istemem mesela. Futbolcu adam milletvekili olmaması lazım. O da yanlış. Ben Niye olmasın? Alpay'a olmaması lazım. Hocam ne gerek var? Ya sen Alpay biliyor abiye, musun? hocam Sen Alpay biliyor musun? abiye Türk futbolunun daha çok ihtiyacı var. Bir Bak. dakika. Gökhan Zan'a Türk futbolunun daha çok ihtiyacı var. Gürcistan Ünal Hoca'ya Türk Enerji futbolunun Bakanı daha çok kimdi ihtiyacı biliyor var. musun? Kaladze, Milanlı Milanlı Kaladze, Gürcü eski sol bek. futbolcu Kaladze'ydi. Evet. Evet. Enerji Bakanı'ydı. Tamam Enerji Bakanı ama sahada enerjisi daha fazlaydı hocam. Siyasetteki enerjisi Gürcistan ne oldu? Yukarı mı çıktı? Göklere mi çıktı yani? Ne oldu yani? Gerek yok. Yani bir tane Kaladze yok mu hocam? Bak ben bunlara karşıyım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Benim Faruk diye bir arkadaşım var. Abim var daha doğrusu. Bizim Tarık'ın abisi. Tamam mı? Bu adam Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkileri bitirdi. Tamam mı? Tarık Galatasaray Uluslararası İlişkileri bitirdi. Bu adamlar siyasetin içinde değil ama sporcular siyasetin içinde. Bu yanlış bir şey işte. Sen Tarık'la, hocam ben Tarık'la siyaset konuştuğum Partide zaman keyif alıyorum Faruk abiyle mesela. seçim çalışmalarında ünlü insanlara ihtiyacı var. Sporcu gibi, sanatçı gibi, bilim adamı, Onun için kimse kıymanın fiyatının sebebini iktidar partisine bağlamasın. Yarın bir gün öbür tarafta da olacak çünkü aynısı. evet. Burada 300 olacak, orada 295 olacak. Burada erik 995 olacak, orada 990 olacak. Bir şey değişmeyecek. Onun için hocam bunu değiştirmek lazım. Sporcu adam, futbolcu adam. Hocam bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben mikrofondan başka, kulaklıktan başka, konuşmaktan başka bir şey beceremem. Ben siyaset yapamam. Futbolcu hiç yapamaz. Ben yapamıyorsam, sen yapamıyorsan futbolcu hiç yapamaz. Kusura bakma. Ama sen şu önce Barcelona formanı çıkar. Çıkartmam ya. Vallahi çıkartmayayım hocam. Ha hocam bir şey söyleyeceğim. Sen Barcelona'nın şike yaptığını düşünüyorsun değil mi? Öyle mi? Ben düşünmüyorum. Barcelona. Ben düşünmüyorum. Sen söylüyorsun yavrum. Ben ilk defa senden duydum. Barcelona şike mi yaptı? Bak şike yaptı demedin. Tapeler çıktı. O Tamam. zaman Senin üstüne aynısını mı soruyor? hocam Doğru mu diyor? üstüne şerefli bir forma koyayım kapatayım hocam. Güzel. Ulan büyüksün Fenerbahçe be. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Barcelona formasından daha güzeldi bir eşofmanından ya. Evet Vallahi orada. daha. Onu giy. Fenerbahçe formasını giy. Hocam niye giymeyeyim? Giydim işte. Al. Giydim. Beşiktaş forması da giyerim. Galatasaray forması da giyerim. Trabzon'da giyerim. Hocam bunlar çok ucuz siyaset. Sana demiyorum bak. Ertem şeyler giyerim ya. Niye giymeyeyim ya? Giyerim hocam. Sence Hikmet Karaman başkanın yanına gidip ne demiştir? Bak bir şey söyleyeceğim. Bu takımı bana ver. Sana Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapayım. Sence? %100. Bu takım 2-4-8 sistemiyle oynar bak. 8 tane kanatlardan adam almışsın nerede? Bu adamlar nerede? Demiş midir? Vay vay asla Ertem'in benim be. Demiş midir? %100. Hocam Hikmet Karaman muhteşem bir teknik direktör bak sana yemin ediyorum. Valla ben Yemin bir ediyorum. görmedim. Sen gördün mü? Hocam Kayseri muhteşem bir teknik adam. düşürdüm abi. Efendim? Kayseri ve Ankara bir gün aynı kere küme düştü. Tamam, bir şey söyleyeceğim. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Biz şimdi Beyaz TV haricinde, TV 100 haricinde, beIN Sports haricinde, A Spor haricinde bir tane bir kanala gitsek, CTV diye bir yere gitsek. Bize deseler ki Beyaz TV'yi geç. Veya CTV program, CTV kanalı Fatih Terim, Arda Turan, Mesut Özil aldı. CTV. İstediği kadar çok izlensin. Kapasite bu kadardır, bu kadar. İzlenme kapasitesi bu kadar. Hocam, şimdi sen... Bana çok başarılı bir teknik direktör olduğunu nasıl kritize ediyorsun? Hocam, Türkiye Kupası var Hikmet Karaman'ın. Var. Hikmet Hoca Kocaelispor'da
Bu arada Hikmet Hoca imammış galiba Almanya'da, öyle mi? Öyle bir şeyler söylüyorlardı. Kasap mı, imam mı? Türkiye Kupası. Kocaeli Spor'la? Ne alakası? Çekti. Ne? Hoca o siyekti. Hayır. Hikmet Karaman'dı. Kocaeli Spor 4 tane attı Beşiktaş'a. Ha, Beşiktaş maçı doğru. Evet, ben radyodan anlatmıştım. Çünkü bir tanesi Trabzon'la oynadı. Ben yönettim de onun için diyorum. O siyekti. Radyodan anlatmıştım. Olabilir. Dobrovskiler falan vardı. Hayır, o şey. Hikmet Karaman Almanya'da dönerci ustasıymış. Döner kesiyormuş. Sonra o siyekin tercümanı olarak geldi. Ha. Ondan sonra teknik direktör oldu. Hikmet Karaman tam bizim programın adamı aslında. Evet, Tam. olabilir. Olmaz diyemezsin. Hocam neler yaparım biliyor musun? Hocam gerçekten Hikmet Hoca muazzam bir adam ya. Neyse. Bu arada programı da bitirelim. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederiz. Bol bol işte alttan böyle bir şeyler atın ya. Like atın ya arkadaşlar. Bol bol yorum yapın. Bol bol beğeni yapın. Ne kadar yorum yaparsanız o kadar okuyacağım. Bak söz veriyorum size. Lütfen rica ediyorum. Tek tek okuyorum. Ama siz ne kadar bizi böyle hani yorumlarınızla, like'larınızla desteklerseniz o kadar geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Daha çok yayınlar yapıyoruz. Şimdi hocam teşekkür ediyoruz. El sallıyoruz. Tamam, ben de 3 dakika sonra, kaç dakika sonra gelelim? Beyaz Futbol YouTube'a her zaman geleceğiz hocam. Her zaman gelecekler. Şu bir de abone olursanız sevinirim. Bol bol abone olun lütfen.